İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri. Bugün Mekan ve İnsan'ın 46. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Alim Arlı. Kendisiyle getto, hipergetto ve kentsel dışlama üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben her zaman yaptığım gibi önce konuğumu size kısaca tanıtayım. Ardından sorularımla birlikte sohbetimize geçelim. Alim Hocam lisans ve yüksek lisans eğitimini sosyoloji bölümünde Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. Yüksek lisans tezi Oryantalizm, Oksidentalizm ve Şerif Mardin adıyla da kitap olarak basıldı. İstanbul Üniversitesi'nde Denizli'de Kırsal ve Kentsel Dönüşüm 1990-2000 arası başlığıyla doktorasını yaptı. Ardından University of Wisconsin Madison'da doktora sonrası araştırmalarını yaptı. 2012 sonrasında şehir sosyolojisi araştırmalarının yanı sıra yükseköğretim sosyolojisi alanlarında da çalışmalar yapmaya başladı. Alim Hocam şu anda Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi ve Yükseköğretim Çalışmaları Araştırma Merkezi Direktörü olarak da çalışmalarına devam ediyor. Araştırma konularının içerisinde de Çağdaş Sosyal Teori, Türk Sosyoloji Tarihi, Şehir Sosyolojisi, Yükseköğretim Sosyolojisi var. Bugün de kendisiyle getto, hipergetto ve kentsel dışlama üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Aslında bu alanla ilgili hocamın daha önce Yasemin Çakıryer'le birlikte bir ders kapsamında kurguladığı bir şeyi vardı, semineri vardı. Ben orada tabii görünce hocamı hemen davet ettim. Sağ olsun kırmadı bizim davetimizi. Bizimle birlikte bugün bu konuyu birazcık açmaya çalışacağız. Biz biraz program öncesi sohbet ederken Alim Hocam özellikle şunu belirtti. Birazcık kelimenin altının boşalması. Halk diline de bazı kelimeler tabii kullanılmaya başlayınca basın yayın organlarında da rahatlıkla tam bizim akademide ya da bilimsel olarak kullandığımız şekliyle kullanılmamaya başlayınca bazı kelimelerin anlamının altı boşalmaya başlıyor. Tabii bunun ne gibi problemlere yol açabileceğiyle ilgili de biraz söz etme fırsatımız olacak. Bugün bizi izleyenlerin de belki çok da tam olarak ne demek olduğunu bilmediği iki tane terimimiz var. Getto belki duymuş oldukları bir şey olabilir ama hipergettoyu birçok izleyicimizin duyduğunu düşünmüyorum. Olabilir. Siz hocam gettonun gerçek anlamıyla başlayın. Hipergettodan farkının ne olduğunu bize birazcık anlatın. Bir de mümkünse izleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi için hani bizim kendi coğrafyamızda buna uygun olabilecek, bu kavramlara uygun olabilecek örnekler var ise onları da bize birazcık açıklarsanız. Çok teşekkürler davetiniz için. Şöyle başlayalım isterseniz. Yani özellikle getto kavramının özensiz kullanımının ne anlama geldiği konusunda çok farkındalığın olmadığı bir akademik ve akademik demeyelim ama genel entelektüel bir ortam söz konusu. Çünkü getto kavramı aslında sadece kentsel süreçlerle ilgili bize bir şey vermiyor, bir nasıl diyelim bilgi vermiyor. Aynı zamanda bir politik sistem hakkında da bir bilgi veriyor. Çünkü getto gelişi güzel ortaya çıkan bir mekansal entite değil, bir oluşum değil. O yüzden getto kavramının çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Yani bunun eğer aslına ya da tanımına uygun bir şekilde kullanılmadığı durumlar söz konusu ise o kullanan kişinin acaba ben neden bahsediyorum diye biraz düşünmesinde yarar var. Çünkü gerek Avrupa'da ilk çıktığı coğrafya olarak Avrupa'da, daha sonra Amerika'da ve günümüzde de dünyanın birçok yerinde karşımıza çıkan bir olgu. Tabii şöyle bir tarafı var getto kavramının. Getto içinde ortaya çıktığı coğrafyanın tarihsel ve kültürel arka planına göre özel biçimlerde şekillenebiliyor. O bakımdan da hani genel bir kavram olarak kullanımı evet sorunlu ama aynı zamanda bağlamına oturtulmadığı zaman da bir başka bir problem çıkıyor. Yani uygun kullanımında bağlamına da ayrıca dikkat edilmesi gereken bir kavram. Getto'yu şöyle tanımlamak mümkün. Bir etnik, dini, kültürel ya da ekonomik olarak yani statü olarak bir grubun belirli bir mekanda özel veya farklı bir biçimde ayrışması, yoğunlaşması ve o mekanın kimliğinin kurucu bir parçası haline gelmesi. Bunlar genelde tabii azınlık topluluklarda karşımıza çıkan bir olgu. Fakat getto'nun ayırt edici şeylerinden bir tanesi mekanda farklılaşmış bir şekilde yoğunlaşmak. O bakımdan
Şöyle denebilir, yani diyelim gelir olarak ya da statü olarak zengin bir grup ya da üst düzeyde gruplar da yoğunlaşıyor. Onlara niçin getto demiyoruz? Hı hı. Onlara getto demiyoruz çünkü gettonun bir diğer özelliği genelde düşük ekonomik statüdeki ya da gelir olarak daha düşük statüdeki kişilerin veya nüfusların ya da toplulukların yoğunlaştığı bir alan olması. Ve daha da önemlisi, başta söylediğim, genelde azınlık toplulukların bu şekilde ayrışması. Hiperghetto ise bu sürecin, yani aslında otantik anlamında, ghetto'nun klasik anlamında sadece negatif bir kavram olarak değil, ama topluluğun kendi yaşamı açısından baktığımızda pozitif pek çok topluluğun kendi kimliği açısından özellikleri olan bir durum ortaya çıkabiliyor. Ama hiperghetto'da bu durum ortadan kalkıyor. Neredeyse tanım baş aşağı çevriliyor ve nasıl diyelim, topluluğun kendi içerisinde bu yoğunlaşmanın yanı sıra suçun, şiddetin ya da içe patlamanın daha belirgin bir biçimde bir özellik olarak karşımıza çıkması ve ghetto ile hiperghetto'nun bu açıdan farklılaşması. İzolasyon her ikisinde de var ama hiperghetto'da izolasyon aynı zamanda neredeyse çevresindeki bütün mekansal ünitelerden kopacak düzeyde ve hani girişim ve çıkışın ciddi güvenlik sorunları yarattığı bir bölge haline gelmesi. Klasik ghetto'da bu daha görece daha az karşımıza daha, çıkan o zaman, bir olgu. Çok özür dilerim. Ghetto birazcık daha geçirgen. Tabii. Hiperghetto daha neredeyse doğru, fiziki sınırlar varmışçasına, hı, sınırları net. İçeri girmek de dışarı çıkmak da daha zor. Büyük bir mesele. Tabii, aynen öyle. Yani o bakımdan aslında günümüzde ghetto'nun bu anlamı daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış bir durum. Özellikle Afrikalı Amerikalıların daha çok durumunu yansıtan bir kavram. Fakat işte mesela Avrupa'da da, dünyanın başka yerlerinde de, Asya'da ya da Afrika'da gettolar var. Yani getto yok değil, çeşitli toplulukların yoğunlaştığı alanlar var. Ama dediğim gibi bu tanımlar yapılırken o topluluğun tarihsel olarak ve bağlam olarak bir tanımlanması gerekiyor. Yani birebir bu gettolar aynı şey olmayabilir ve bu kavramı ya da Amerika'da, ABD'de geliştiği şekliyle içeriğin taşınmasının çok ciddi sorunları olabilir. Çünkü oradaki durum ile başka coğrafyalardaki durum birbirinden farklı olabilir. Hiperghetto zaten büyük ölçüde dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne has bir olgu olarak aslında karşımıza çıkıyor. Bu ne diyelim, bir tür kriminal piyasa aynı zamanda özelliği gösteren bir mekansal yoğunlaşma biçimi olarak gelişmesi anlamında kabaca tanımını bu şekilde ifade etmek mümkün. Bizim, yani bizde mesela Türkiye'de tarihsel olarak mesela Osmanlı kentiyle ilgili yapılan yakın dönem pek çok uzmanın yaptığı araştırma aslında getto tipi bir yerleşimin olmadığını gösteriyor. Çünkü birlikte yaşama daha belirgin, evet, çeşitli etnik azınlıkların enklav biçiminde diyebileceğimiz daha yumuşak bir dokuda toplulaştığı bölgeler var, yoğunlaştığı bölgeler var ama birbirini katı ve çok net bir şekilde dışlayacak şekilde bir mekan organizasyonunun olmadığını görüyoruz. Bu çok temel bir ayrım. Özellikle tabii gettonun Avrupa'da Yahudi toplulukların izole edilmesi temelinde gelişen bir entite olduğunu düşündüğümüz zaman dünyanın başka coğrafyalarında da bu açıdan bir getto daha zayıf. O bakımdan bayağı Avrupa'yı bir olgu olarak nitelemek lazım. Günümüzde de tabii getto kavramı kullanılıyor. Özellikle bazen getto şeklinde yaşamak falan gibi medya dilinde de çok kullanılan bir şey. Ama dediğim gibi bu yoğunlaşmayla getto şeklinde bir araya gelmenin derece farklarını gözeterek bunların söylenmesi lazım. Çünkü getto aynı zamanda politik dışlamanın da bir ifadesi. Doğru. Politik sistem içerisinde bir grubun, bir azınlığın, bir topluluğun hem haklar bakımından erken dönemde kısıtlanması hem de onların nasıl diyelim, ayrımcılık temelinde, segregasyon temelinde, ayrışma temelinde mekanda ayırt edilmesi olgusu. Bu tabii aynı zamanda bir demokrasi sorunu olarak da ortaya çıktığı için ve Nazi döneminde özellikle Yahudilerin yalıtılması ve cezalandırılması sürecinin de getto tarihinin bir parçası olduğunu düşündüğümüzde
dikkatli kullanılması gereken bir kavram olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi bizim programın bugünkü başlığında da üçüncü bir şeyimiz vardı, kavramımız vardı, kentsel dışlama. Siz zaten şimdi gettoyu ve hipergettoyu bize açıklarken kavramsal olarak, mekansal olarak ayrışmadan sıklıkla bahsettik. Ama kentsel dışlama kavram olarak daha büyük bir şeyi içeriyor. Daha geniş bir kategori. Evet. Tabii. Dolayısıyla şu an bizim sizin de söylediğiniz üzere tam Amerikan kentlerindeki getto ve hipergettolarımız olmasa da aslında mekansal olarak ayrışan ve sosyoekonomik olarak alt sınıflara mensup, etnisite, inanç vesaireyle ilgili birbirine benzeyen gruplardan oluşan ve daha doğrusu onların daha yoğunlukta yaşadığı bölgelerimiz var. Şimdi kentsel dışlama kavramı üzerinden düşündüğümüz zaman getto ve hipergetto, tabii hipergetto daha bunun ileri bir versiyonu, neye tekabül eder? Kentsel dışlama, mekansal ayrışmanın ötesine nasıl geçer? Biz bunu nasıl algılayabiliriz? Ne demektir? Evet, yani tabii bu çok önemli bir soru hocam bahsettiğiniz. Kentsel dışlama daha genel bir kategori ve hemen hemen bütün toplumlarda karşımıza çıkan bir olgu. Kentsel dışlamanın birçok boyutu var. Yani bu diyelim konut tahsis politikasıyla alakalı bir şey olabilir ki burada politik kararlar, politik karar alma mekanizmaları bir meseledir. Kültürel temelde kentsel dışlama bir süreç olabilir. Yahut da ekonomik olarak zaten bizim kentsel ayrışma ya da tabakalaşma dediğimiz olgu içinde evrimsel olarak bu şekillenmiş olabilir. O bakımdan evet, kentsel dışlama bizim bütün toplumlarda gözlemlediğimiz bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Burada aslında bu açıdan evet, getto ve hipergettoyu da içeren bir kavram. Yani o da dışlamanın bir biçimi olarak, özel bir biçimi olarak nitelenebilir hem getto hem de hipergetto. Ama getto ve hipergetto gibi olmayıp daha yoğunluk derecesi, nasıl diyelim, toplanmanın karakteri bakımından, toplulaşmanın karakteri bakımından farklı kentsel dışlama örnekleri bizim coğrafyamızda da, bizim ülkemizde de söz konusu. Tabii burada yakın dönemde, özellikle küreselleşme tartışmalarını takip eden dönemde, kentsel dışlamanın ileri bir biçimi olarak hipergettonun ortaya çıkışı aynı zamanda bu ileri marjinallik olgusunun ortaya çıkışıyla birlikte gündeme geldi. Burada da tabii birkaç okul farklı şekillerde kavramsallaştırdı bunları. Bunların en yani bilinenlerinden bir tanesi underclass kavramı. Yani Türkçe'ye de tam nasıl sınıf altı diye tercüme edilen ama hani zor bir kavram. Underclass kavramı. Aslında hipergetto literatürü ile underclass literatürü bu ileri marjinalliği farklı şekillerde kavramsallaştıran ve politik sosyoloji bakımından da birbirinden ciddi şekilde ayrışan literatürler. O bakımdan hani kentsel dışlama süreçlerinde ortaya çıkan biçimleri biz kavramsallaştırırken sadece bir kent sosyolojisi ya da kentsel araştırma pratiği olarak bunları tanımlamıyoruz. Aslında genel politik sisteme katılıma, toplumsal bütünleşmeye dair bir varsayımla hareket etmiş oluyoruz bu açıdan. Yani burada şuna belki dikkat çekilebilir. Erken dönem sosyoloji araştırmaları, sosyoloji teorisi temelde bir bütünleşme ve farklılaşma diyalektiği üzerine kuruluydu. Hem Dürkheimci okul hem başka okullar. Tabii bu kategoriler çok geneldi ve genelde toplumu mekan üzerinde kurulan bir entite gibi değil de yani bir toplumsal organizasyon olarak kavramsallaştırma eğilimindeydi. Tabii Chicago okulu burada bir istisna. Onlar hem toplumu mekansal tanımları içerisinde çalışmış bir okul ve zaten bu konuları en fazla gündeme getirip çalışmış bir okul. Orada tabii problem olarak karşımıza çıkan şey toplumsal organizasyonumuzla mekansal organizasyonumuz arasındaki ilişkileri nasıl anlamlandıracağız? Tabii bu iki anlamlandırma biçimi birbirine çakıştırılması zor. Yani toplumun bir coğrafya üzerinde nasıl yer seçtiği, toplumsal grupların, farklı tabakaların, farklı sınıfların, kültürel grupların. Bu da kaçınılmaz olarak kent sosyologlarını, sosyal adalet konularına, ahlak meselelerine, politika meselelerine kaçınılmaz bir şekilde angaje ediyor. Ve o bakımdan aslında bizim getto, süper getto, hiper getto ya da kentsel dışlama hakkında konuşmalarımız aynı zamanda bu bahsettiğim politikaya, adalete veya
ahlaka dair genel toplumsal tartışmaları içeriyor deyip hani bu kısmı bu şekilde ifade edebilirim. Şimdi bundan sonraki sorumda şöyle bir ben de birkaç kafamdaki şeyle birleştirerek sormaya çalışacağım. En nihayetinde ikimiz de akademisyen olarak böyle konulara çalışırken önce bunun bir geçmişine bakıyoruz. İşte örneklerine bakmaya çalışıyoruz. Daha önce literatürde bu konuyla ilgili yapılmış olan çalışmalara bakmaya çalışıyoruz. Siz de getto kavramından bahsederken zaten hali hazırda kendi ülkemizde, kendi coğrafyamızda tam Amerika kentlerindekine benzer ya da oradaki anlamıyla gettoların olmadığından bahsettiniz. Yanlışsam beni düzeltin ama getto kelimesinin çıkışını İtalyan kentlerinden, Venedik, değil mi? Yahudi enklavlarından ortaya çıkan bir şey olduğunu biliyorum. Dolayısıyla aslında şehir sosyolojisi bu Amerika'daki kentlerin işte Hispanikler ve Afrikalı Amerikanların çoğunlukta yaşamaya başladığı, işte içeri girmenin ve dışarı çıkmanın zor olduğu, dezavantaj gruplarının yaşadığı mekanlara daha sonra bu getto kelimesini akademik olarak bu şekilde bir atıfla dönüştürdüklerini biliyoruz. Şimdi yaşadığımız 21. yüzyıl kentlerinde, özellikle Avrupa kentlerinde çok farklı süreçlerde bir yandan işliyor. Sizin biraz önce söylediğiniz önemli bir şey vardı. Getto kelimesinin anlamını özellikle sosyal medyada da kullanımıyla birlikte kaybetmeye başlaması ile ilgili. Ben şöyle bir okuma yapıyorum. Siz beni lütfen düzeltin eğer hatalıysam ya da görüşlerinizi alayım. Şimdi bu getto kavramının bu kadar çok kullanılıyor olmasının altında ben bir de getto kültürünün yavaş yavaş popülerleşmesi olarak da görüyorum. Tabii bu özellikle şu anda kıta Avrupa'sındaki göçlerle de çok ilişkili. Yani çok ciddi etnik grupların bir yerlerde yoğunlaşmaya başladığını da görüyoruz. Bu yani şöyle bir geçmişten bugüne baktığımızda getto'nun varlığı ya da getto varlığı, getto karakterini taşıyan yerli, mekanların varlığı kent kültürü açısından neye tekabül eder? Bunlar zamanla farklı marjinalleşmeleri ya da farklı alt kümelenmeleri çoğaltır mı gibi böyle tabii sonsuz soru var ama. Aynen öyle. Yani tabii biraz postmodern kent araştırmasının da yükselişiyle birlikte aslında temel meselelerimizden bir tanesi bu alt kültürlerin, yani underground kültürlerin ya da alt kültürlerin daha yani fragmentasyonun artması, bir totalite ne diyelim kaybı günümüzde. Yani modernizm kritiğiyle de çok bağlantılı bir şekilde. Tabii burada getto'nun en önemli boyutu bir mekansal tekabül etmesi, bir tanıma tekabül etmesi. Tabii çeşitli alt kültür grupları ise bir topluluk olarak diyelim, tırnak içinde hayali bir topluluk ya da gerçek bir topluluk ama mekanda yoğunlaşma anlamında değil de yani o topluluğu bir araya getiren çeşitli özelliklerin varlığı itibariyle baktığımız zaman kullanım daha çok birinci kullanımı yerine geçirme gibi aslında ortaya çıkıyor. Yani diyelim bir alt kültür grubu çıktığı zaman işte bunlar gettolaştı deniyor ya da işte falan deniyor. Halbuki orada olan şey bir alt kültür yoğunlaşması ya da gruplaşması, toplulaşması olarak nitelense herhalde daha doğru olur diye düşünüyorum. Tabii bunların mekansal olarak yoğunlaştığı çeşitli diyelim şeyler olabilir. Yani diyelim bir müzik topluluğu anlamında buna belli bir sokakta daha çok gözlemlenebilir ya da belli bir alanda bunlar daha çok görünüyor olabilir. Ama getto'nun esas şeyi bir aynı zamanda yaşam alanı olması. Yani konut bölgesi olarak da ayrışması. O bakımdan aslında bu kavramın özensiz kullanımı çeşitli kavramların birbirinin yerine geçirilerek kullanılmasıyla biraz ilgili olarak gündeme geliyor. Bu da aslında hani biraz dediğiniz gibi nasıl diyelim otantik anlamdan koparak mümkün oluyor. Tabii bu şunu söylemek lazım. Sosyologların ya da sosyal bilimcilerin en önemli sorunlarından bir tanesi hani bir sosyoloğun deyişiyle ifşa etmekle yetinip ama onun tarihselleştirilmesini, bağlamsallaştırmasını ihmal etmesi herhangi bir konuyu. Bu getto ve alt kültür konularında da geçerli bir şey. Yani bir şeyin ifşa edilmesi kendi başına yeterli bir şey değil. Hatta çoğunlukla tartışmaların ya da şeylerin rayından çıkmasına da neden olabilir. O bakımdan ifşa etmekle yetinmek, çeşitli konunun çeşitli ahlaki, politik ya da
etik ya da adaletle alakalı kısımlarını bağlamsallaştırmadan, tarihselleştirmeden bırakmak çok doğru bir şey değil. O bakımdan sosyal bilimcinin görevi bunun bir adım ötesine gitmek, ifşa etmek. İşin sadece başlangıç şeyi olabilir. Ama genellikle bu meselelerde alt kültür, getto gibi kavramların kullanımı veya tanımı ile ilgili meselelerde ifşa edip bırakma şöyle bir risk de ortaya çıkartıyor. Özensiz kullanım yaygın olduğu için bir damgalama ya da etiketleme sürecini de beraberinde getirebiliyor. Yani işin oraya gitmesini engellemek de ayrı bir mesele. Yani ya da damgalanmış veya etiketlenmiş yerlerin gerçek durumları ile ilgili bizim gerçek analizler yapmamız gerekiyor. Öbür türlü çok da nasıl diyelim normatif olarak en azından doğru bir iş yapmamış oluyoruz diyebilirim. Yani kendi açımdan en azından öyle görüyorum. Bu noktada böyle. Peki şöyle bir şey sorabilir miyim? Yani belki bir uç bir örnek olacak ama dediğiniz gibi ifşa etme noktasında bırakılan bir değerlendirme süreci halk açısından bir başka ötekileştirmeye noktasına gidip zaten kutuplaşmaya meyilli olan bir sistemin içerisinde. Çünkü şu an bu sadece Türkiye'de yaşanan da bir şey değil muhtemelen. Özellikle bu göç dalgaları sebebiyle kıta Avrupa'sında birçok ülkede tabii. Çok görülen bir mesele. Dolayısıyla bu damgalamanın da beraberinde getirdiği bir şeyse insanların birbiriyle çok daha ciddi toplumsal ya da alt topluluklar olarak belki de ciddi problemlere, toplum içerisinde büyük gerilimlere yol açacak bir sürece doğru gidebilir. Evet. Ve bunun mekandaki vuku bulma şekli de aslında problemli. Çünkü dediğiniz gibi gettoların hiper gettolaşma süreci de belki bir noktadan sonra böyle bir ifşa etme durumuyla pekişiyor olabilir. Tabii tabii. Bununla ilgili zaten büyük tartışmalar var. Yani gettoyu ya mesela düşünelim şöyle 19. yüzyıl sonuna kadar diyelim Yahudi gettoları sadece insanlar zorla belirli bir mekanda yaşamak zorunda bırakılmıyor. Aynı zamanda onların bir sürü hakları kısıtlanıyor. Konut edinme hakları, neyi giyip giymeyeceğine de karar veriyor. Bu kısıtlar kalktıktan sonra insanlar bu alanlarda yaşamaya devam ediyor. Fakat bir süre sonra bu kısıtlar kalktıktan sonra bile insanlar yaşadığı için o alan bir etiketle, bir damgayla başka bir şeye dönüşebiliyor. Bu mesela şey için de geçerli. Siyah Amerikalıların, Afrikalı Amerikalıların durumu için de geçerli. Yani bu kısıtlar sadece belirli bir mekanda yaşamaya zorlama ile ilgili değil. Zaten siyah Amerikalıların toplumsal haklarını kazanması 60'ların ortasını buluyor. Birçok açıdan. Her yerden konut alamıyorlar, mülk edinme hakları kısıtlı, oyları kısıtlı, şuyu buyu kısıtlı. Bunların olmadığı durumlarda bile bu kavramların çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Genellikle şöyle oluyor, bu tabii yerel politikanın önemini gösteren bir şey. Diyelim ki bir grup bir alanda yoğunlaşıyor ve siz diyelim yerel bir idareci olarak, bir belediyeci olarak bir problem görüyorsunuz orada. Yani diyelim ki orada bir yatırım programı uygulamak istiyorsunuz. Şu oluyor, bu oluyor. Gidiyorsunuz, işte geziyorsunuz dünyanın değişik yerlerini. Bir gettoyu görüyorsunuz. Oradaki politikayı buraya transfer etmek istiyorsunuz. Halbuki bu çok riskli bir şey. Yani doğru tanımlar zemininde bu yapılmadığı zaman nasıl diyelim kendi topluluğunuzu hiç hak etmediği bir anlam için şeyi içerisinde ona muamele eder hale gelebiliyorsunuz. Evet. O yüzden ifşa etmekle yetinmemenin önemi burada da ortaya çıkıyor. Yani politika yapımını da etkileyen bir şey olduğu için muhakkak bu şeylerin yani tanımların bir adım ötesine giderek bu şeyin yapılması lazım. Tarihselleştirmenin, bağlamın doğru kurulmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin mesela bu getto hiper getto mukayesesiyle ilgili bir şey söyleyerek bunu bir nokta ileriye götürebiliriz. Örneğin yani getto mesela Afrikalı Amerikan gettosu içinden caz çıkmış, blues çıkmış, işte bir sürü kültürel şey de çıkmış diyelim. Pozitif şeyler de çıkmış. Niye? Çünkü klasik gettoda evet bir topluluk bir arada yaşamaya zorlanmış ama o topluluğun bir iç dayanışması var. Yani o topluluğun kendi kimliği temelinde bir özdeşleşme var. Her ne kadar izole edilmiş olsa da bu topluluk diyelim nasıl diyelim birbirlerini saygıyla anan kelimelerle konuşuyorlar birbirleri hakkında. Evet. Ama mesela işte bunu ekonomik şeylerle açıklayan, sebeplerle açıklayan teorilerde karşımıza çıkan bir şey.
Metropol dünyada sanayisizleşmeyle birlikte tabii büyük istihdam kaybı, yoksulluk ve eşlik eden bir sürü politik süreçten sonra hızla bu topluluklar kendi içine doğru sarmalanmaya, çökmeye başlıyor. Bu da ne çıkarıyor karşımıza? Hipergetto dediğimiz yerde insanlar mesela böyle bir alanda yaşıyorsa en yaygın şeylerden bir tanesi adresini gizliyor. Nerede yaşıyorsun? Cevap vermiyor. Doğru. Çünkü ona yüklenen anlam, o etiket, o sembolik tahakküm diyelim, öyle bir boyuta varabiliyor ki artık o topluluğun ya da o mekanın parçası olmak kimliğin, karakterin bir parçası olarak da gözükebiliyor. O yüzden insanlar ya da bu alanlarda yaşayan insanlar için sadece o bölgede yaşamak değil, o bölgede yaşamanın bütün sembolik yükü de bu insanların sırtına bindiriliyor. Mesela araştırmacıların da bu konuda daha hassas olması gerekiyor. Ya da diyelim buralarda suç, işte şiddet çok iç süreçlerde çok yoğun olabiliyor. Cinayet oranları yüksek oluyor ama dışarıdan baktığımız zaman bu sadece topluluğun iç problemi olarak gözükebilir ama genel politik sistemi incelediğiniz zaman belki de hiç de bu topluluğun kendi iç dinamiğinden değil de politik sistemin kendi ayrımcı karakterinden, tahakkümcü karakterinden kaynaklandığını da keşfedebiliriz. O bakımdan bağlam problemi bu meselelerin tanımlanmasında bana çok önemli geliyor. Yani bu ayrımları doğru yapılmadığı zaman ve kavramlar gelişi güzel birbirinin yerine kullanıldığı zaman riskli, yani etik tartışmalar ve politik tartışmalar açısından riskli kapıların da öne açılmış oluyor. Ben hani bu kavramların özenli kullanılmasının önemini zikretmek için bunları söyledim. Bu noktada şöyle diyebilir miyim? Yani sorunu doğru şey yapmayınca, tanımlamayınca, analiz etmeyince, evet, tanımlamayınca aslında çözümü de doğru üretemiyoruz. Evet. Çünkü bir şey kavramsal olarak benzer olduğu için getto olmayan bir yere getto demek ve dolayısıyla oraya gettoymuş gibi davranmak, evet, daha önceki başka bir ülkenin iyi bir çözümünü burada iyi bir örnek olarak alıp aslında karakteristik olarak getto olmayan bir yerde aynı şeyi uygulamaya çalışmak, hı-hı, çok daha farklı problemlere yol açabilecektir. Kesinlikle. Dediğiniz gibi o yüzden bağlama dikkat etmek, bu kavramları kullanırken çok yerli yerinde kullanmak ve lazım, çözüm tabii örneklerini almayı ben genelde başarılı bir şey olarak görürüm. Şöyle, hı-hı, ki her zaman dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yoktur. Yok, bu hem zaman hem de para kaybıdır özellikle tabii yerel yönetimler açısından. Doğru. İyi örneklerin yerele uygulanmasında ama uygularken de tekrar bağlama geri dönüp, hı-hı, farklılıklara dikkat etmek gerektiğini altını çiziyoruz böylelikle, doğru, galiba, doğru, değil mi? Yani aslında klasik kent araştırmasında kentin merkez çeper dinamikleri içinde bunlar şekilleniyor. Yani diyelim sanayi temelinde gelişmiş işte Amerikan kentlerine baktığımızda sanayi gidince Amerika'dan iç kent bölgeleriyle bu alt kent ya da suburb dediğimiz yerler arasında bir kontrast, bir kutuplaşma ortaya çıkıyor. İç kentler hızla bu tür işte getto ya da hipergetto vari yerlere dönüşebiliyor. Ama mesela Avrupa kentlerinde bu süreç çok daha farklı. Türkiye kentlerinde ya da başka şehirler, ülkelerde farklı olabiliyor. Çünkü böyle bir sanayileşme deneyimi olmadığı zaman iç kentin anlamı farklı şekillerde gelişebiliyor. Doğru. O bakımdan hani diyelim İtalya'da, İspanya'da iç kent bölgeleri zaten hani turizmle, başka şeylerle şekillendiği için oralar çok daha kıymetli olabiliyor. Ya da başka ülkelerde başka şekillerde gelişebiliyor. O yüzden hani tarihselleştirmenin de bir önemi var. Ama tabii bu sizin dediğiniz o pozitif transferinin önünde bir şey engel değil. Ama kent araştırmasının hele söz konusu olan mekansa, belirli bir coğrafi özelliği dikkate almaksa mecburen yerel dinamikleri, coğrafi dinamikleri de dikkate alması gerekiyor. Çünkü doğru, toplum aynı zamanda mekansal olarak organize edilen bir entite olduğu için, yani sadece soyut süreçler değil, bu somut olarak mekanda inşa edilen bir ve eşitsizlikler, bizim bütün toplumsal eşitsizliklerimiz kendi mekansal karşılıklarıyla birlikte doğru gerçekleşiyor. O bakımdan evet, yerel özellikleri dikkate almamız gerekiyor. Ama eşitsizlikler temelinde ya da nasıl diyelim, ayrışma temelinde baktığımız zaman bir toplumsal düzene, buradaki genel süreçleri de gözden kaçırmamak lazım. Yani sadece coğrafyaya ve yere ya da mekan fetişizmine de düşmemek gerekiyor. Bu doğru, bu ikisinin arasındaki dengeyi doğru kurup politikanın ve toplumun kendi hakkındaki tahayyülünün nasıl diyelim iyi gelişmesi için sosyal bilimcilerin daha fazla yardımcı olması gerekiyor. Evet. Yani
Aksi durumlarda yani ifşayla yetinmek tartışmaların rayından çıkmasına da sebep olabiliyor. Doğru. Yani o görelileştirme çalışmasını dikkatli bir şekilde yapmak gerekiyor. Hı-hı. Yani en azından bir demokrasi projesini yaşatabilmek için bu böyle yani. Hocam şimdi bugünün şartlarını göz önüne bulundurduğumuz zaman aklıma şöyle bir soru geliyor. Şimdi bizim Avrupa ülkelerinde Türkiye'den göç etmiş vatandaşların, şimdi o ülkelerin vatandaşları dahi olsalar, Türkiye kökenli insanların yaşadığı ve yoğunlaştığı mahalleler var. Ve bununla ilgili de gene getto çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar var. Oradan yola çıkarak mı düşünmek gerekir bilmiyorum ama şu anda da Türkiye'nin özellikle büyük şehirlerinde, sınır şehirlerinde, Suriye'den gelen sığınmacıların mekansal olarak yoğunlaştığı bölgeler, yerleşim alanları, bölgeler oluşmaya başladı. Dediğiniz gibi gene bağlam burada önemli, koşullar önemli. İnsanların göç etme biçimleri, göç etme koşulları, vatandaşlık durumları, oturma izinleri, her şeyi tabii göz önüne aldığımızda belki karşılaştırılabilir örnekler bile değiller. Tabii, resim karmaşıklaşıyor. Evet. Tabii. Ama yine de hani birazcık size soracağım soru şöyle bir şey, öngörüyle alakalı. Hı-hı. Hani bu bugüne kadar gördüğümüz örnekler, sizin bu konuyla ilgili yaptığınız araştırmalar bizim şehirlerimiz açısından şu an Suriyeli sığınmacıların mekansal olarak yavaş yavaş kendi öbeklenmelerini, enklavlarını oluşturmaya başlamaları neye tekabül edebilir? Biz bununla ilgili vatandaşlar olarak, sosyal bilimciler olarak, hı-hı, şehir plancıları olarak neler yapabiliriz? Hı-hı. İzleyenlerimiz buradan kendilerine, evet, ne gibi paylar çıkartabilirler? Ya tabii göçmen topluluklar hakkında konuşmak hassas bir iş. Her yönden hassas bir şey. Çünkü göçmenler hakkında konuştuğumuz zaman kendiniz hakkınızda konuşuyorsunuz, politik sisteminiz hakkında konuşuyorsunuz, tabii, vatandaşlık rejiminiz hakkında konuşuyor oluyorsunuz ya da sizin tırnak içinde toplumsal kapsayıcılık ölçeğiniz hakkında konuşmuş oluyorsunuz. Çok şeyi gösterir göçmen topluluk hakkında konuşmak. Benzer bir şey aslında bizim kentsel sistem içerisinde bu tür diyelim yoğunlaşmaların olduğu yerler hakkında konuşmak da böyle. Yani biz bir grupla birlikte nasıl yaşayacağız meselesi bir toplumun en önemli sorularından bir tanesi. Tabii burada özellikle Avrupa ülkelerinde hem Türkiye'den giden pek çok vatandaşımızın yoğunlaştığı yerler var. Mağrip'ten, Kuzey Afrika'dan, Avrupa'nın değişik yerlerinde, Pakistan, Hindistan'dan giden insanların olduğu yerler var. Ve göç araştırmacıları 3-4 kuşak şeklinde bu göçmen topluluklar hakkında çalışıyor. Bunların yerleşme biçimi, bu yerleşme biçimi içinde ortaya çıkan kültürel, sosyal, siyasal meseleler ve burada ciddi bir aslında yani Türkiye'nin şey açısından söylüyorum, mevcut durumu açısından söylüyorum, çıkarılacak çok dersler var bu deneyimlerden. O bakımdan aslında nasıl diyelim, bu birlikte yaşama deneyiminin alacağı biçim aslında bizim politik sistemimizin alacağı biçimle çok alakalı olduğu için bu Türkiye'deki yani en azından Suriyeli sığınmacıların durumuyla alakalı da söylenebilir. Bu insanlar toplumun içine yayılarak da yaşayabilirdi ama öyle olmuyor. Belli yerlerde yayılıyor, belli yerlerde de toplulaşıyor. Ya da başka topluluklar için de bu geçerli olabilir. Zaten bu toplulukların niçin yayılamadığı ya da niçin toplulaştığı sorusu zaten başlangıç soruları itibariyle çok anlamlı oluyor. İlaveten zaten bunun sonradan nasıl yönetileceği meselesi ikinci bir katman olarak anlamlı bir mesele olarak karşımızda duruyor. Benim diyeceğim şey, yani bu yaşam pratiklerinin, bu göçmen deneyimlerinin önce anlaşılması için daha çok çaba göstermek. Yani insanların serüvenlerinin kayıt altına alınması. Bu hikaye nasıl oluştu? Hangi koşullarda gelişti? Çünkü bu toplulukların kültürel deneyimi aslında zaman içinde çok daha değerli hale geliyor. Çünkü hele özellikle Suriyeliler örneğinde çok ciddi bir travmatik süreç de var. Doğru. Bu travmatik süreçlerin eşlik ettiği durumlarda, çünkü diyelim Türk işçiler gittiler Almanya'ya falan, misafir işçi, sonra başka şeyler dendi falan. O başka bir deneyim ama savaş koşullarından kaçıp sığınma deneyimi başka bir deneyim ve o bakımdan bu kültürel narratif, insanların kendi benliklerini nasıl konumlandıracağı meseleleri önemli hale geliyor. Getto literatüründen en çok zikredilen şeylerden bir ikisini zikrederek bitireyim bu noktayı. Mesela bu içe kapanma eğilimi, topluluğun kendini
topluluğun kendi içe kapanma eğilimini perçinlemeyecek politikaların ya da söylemlerin takip edilmesi çok önemli. Çünkü içe kapanmanın kurumsallaşma hele boyutuna girmesi durumunda işleri çözmek çok daha zor. Örneğin bugün Fransa banliyölerinde yaşanan meseleler çok ibretlik. Yani bence o açıdan hani Fransız toplumsal düzeninin kentsel sistemini anlamak bakımından orada isyanlar çıkıyor. Londra'da isyanlar çıkıyor. Yakın zamanda Amerika'da işte polis şiddetiyle tabii bir anda patlıyor ama o bir sonuç oluyor genelde. Onun arkasında hazırlayıcı çok süreçler oluyor. Ya bizde de bu içe kapanma ile ilgili eğilimlerin perçinlenmemesi bence çok kritik bir nokta. Yani bu içe kapanma bir kentsel sistemin birlikte yaşama ile ilgili deneyiminin başarısını ölçen bir gösterge benim gözümde. Ve bir şekilde insanların kentsel haklara ve imkanlara erişiminin artırılması, ortak alanların çoğaltılması. Yani kültürel paylaşım arttığı zaman biliyoruz ki sorunların çözümü için çok daha kolay yollar oluyor. İlave pek çok şey söylenebilir ama kısaca bu ikisinden hani bahsedebiliriz. Yakın zamanlarda çok meşhur bir dizi vardı Amerika'da, epey bir gündem oluşturan dünyada. Bu aslında bu getto ve hipergetto geriliminin varacağı boyutları görmek ve oradan dersler çıkarmak açısından da çok başarılıydı. The Wire diye bir dizi vardı hatırlarsanız. Oldukça başarılı bir hipergetto şeyiydi, uyarlamasıydı. Gerçekten çok iyi bir gözlem temelinde çekilmiş bir yarı belgesel neredeyse bir film. Orada aslında gördüğümüz süreçlerin pek çoğu, içe kapanma, şiddet, kontrol kaybı, şeffaflığın kaybı, kriminalize etme, suç piyasasının yaratılması, bütün bu süreçlerin hepsi aslında bence yerel düzeyde politika yapan insanların ciddi şekilde kafa yorması gereken süreçler ve alternatif kapsayıcı politikaların geliştirilmesi için de sadece sosyal bilimcilerin değil, yani toplumda işte daha moralist eğilimli olan insanların ya da entelektüellerin ya da topluluk liderlerinin birlikte kafa yorması gereken meseleler. Yani hani negatifinden örneği verdim ama hani bir örnek olarak bunu da zikredebiliriz belki. Hocam aslında çok da güzel bir örnek verdiniz. Çünkü şimdi sormak istediğim soru biraz bununla alakalı diye düşünüyorum. Şimdi dediğiniz gibi aslında getto ve içe kapanma meselesi üzerinden gidecek olursak, sosyoloji ya da topluluk bilim, toplum bilimiyle çalışan ya da bu konuyla ilgili biraz okuma yapan herkesin bu konuyla ilgili fikir sahibi olduğunu düşünüyorum ama içe kapandıkça orada yeniden bir alt kültür oluşmaya başlıyor. Ve zaten burada bir de mekansal olarak da dışlanan bir grubun olduğunu da farkında olduğumuz için bu hem kültürel hem ekonomik hem mekansal dışlanma ile birlikte oluşan yeni bir sistem aslında. Sistemin içinde bir sistem. Tabii. Şimdi özellikle de hipergettoda, yani içine girilemez ve dışarı çıkılamaz gibi olan örnekler için söylüyorum bunu. İleri marjinallik olgusunun da özellikle kültürel olarak ortaya çıktığını, yani ben şahsen düşünüyorum ama sanırım örnekleri tabii, de var. Tabii var, doğru. Bununla ilgili olarak da Ömer Miraç Yaman'ın bir kitabı var, Apache Gençlik diye. Sizce uygun düşer mi bu örnek buraya? Ben onu bilmiyorum ama bir onun üzerinden tartışarak şey yapmak isterim. Yani bu gençlerin toplumsal davranış ve yönelimlerini İstanbul'daki Apache alt kültür grubuyla çalışıyor. Fakat biraz önce hani ben soru sorarken de söylediğim bir şey vardı. Bu alt kültür ilginç bir şekilde sosyal medya üzerinden popülarite de kazanmaya başlıyor. O dışarı çıkamayan, yani acaba 21. yüzyılda biz bu meseleye bakarken bu dışarı çıkamayan, içe kapanan sistem içeride ürettiği alt kültürü dışarı başka bir şekilde pazarlayarak yeniden değer mi kazanıyor? Ya da bu kentle bağlamlanmanın yeni bir yolu mu? Tabii yani Amerikan rap müziği de biraz böyle aslında dediğiniz çok önemli. Ben tabii okumadım Apache kültür kitabını, doğrusu onun hakkında bir hüküm vermem çok doğru olmayabilir ama ne demek istediğinizi aşağı yukarı anladığımı zannediyorum. Tabii orada alt kültürlerin nasıl diyelim bir tür, bu bir tanınma mücadelesi. Bu insider outsider meseleleri, yani işte dışlanan, yani nasıl diyelim... egemen kültürel formlar içerisinde bir şekilde sesi kısılmış ya da kendini ifade olanakları bulamamış grupların kendi benlik stratejilerini ya da kendi kültürel stratejilerini yaratma biçimi zaten kendi başına topluluk araştırmalarının sosyal bilimlerde bir araştırma alanı. Apache kültür ya da işte başka yeni pek çok şey burada söz konusu.
Tabii burada şunu da ben dikkat çekmek isterim. Yani kültürel alandaki nasıl diyelim şeylerle, stratejilerle bu tür yani kendi içinde bir sistem haline gelmiş grupların meselelerini de yine bence şey bir şekilde çalışmak lazım. Yani bağlamını doğru kurarak çalışmak gerekiyor. Sosyal medyanın tabii bu yani ağ teknolojilerinin özellikle toplumsal hareketler üzerinde ve çeşitli nasıl diyelim grupların kendilerini ifade etme imkanları üzerinde yepyeni alanlar açtığını biliyoruz. Yani bu konuda büyüyen bir literatür söz konusu. Ama hani şimdi tabii hüküm olarak çok bir şey söyleyemeyeceğim onunla ilgili. Belki biraz incelemek lazım oradaki gelişmeleri. Ama sanki daha çok şimdilerde biraz da bu nasıl diyelim günümüzün şartlarında bu 2010'lardan sonra hani küreselleşmenin kaybedenlerinin iyice su yüzüne vurmasıyla birlikte günümüzün bu bütün popülist şeyi ve tabii orada mesela göçmenlerin bir düşman, bir öteki olarak yani tanıyarak dışlama dediği sosyologların bilerek ve isteyerek çeşitli politik gruplar tarafından bunların günah keçisi haline getirilmesi, alt gruplar için de benzer bir şey söylenebilir. Aslında günümüz toplumsal düzeninin bir dışa vurumu gibi de okunabilir gibi geliyor bana. Yani insanlar egemen alanlardan dışlandığı zaman bu tür eğilimler içerisinde girebiliyorlar. Ama bu böyle diyalektik de bir şey olduğu için bir taraftan nasıl diyelim bizim genel toplumsal düzenimiz hakkında da bir fikir verici olabiliyor. Yani sanki ikisi iç içe yürüyen süreçlermiş gibi geliyor bana. Ve bizim böyle şaşkınlık içerisinde böyle ani patlamalar şeklinde diyelim toplumsal gelişmelerin kendini ifade ettiği zamanlara çok yoğunlaşıyoruz ama belki öncesine biraz bakmak lazım o açıdan. Hani öncesinde bu nasıl oldu? Bu yani bilerek görmezden gelme bir çözüm değil yani bu konularda. O yüzden aslında bu grupların kendini ifade etme stratejilerinin de sosyal bilimciler tarafından daha çok çalışılması gerekiyor. Alt kültürlerle ilgili de belki doğru kavramsal şeyleri oturtmak lazım. Yani burada da yanlış kullanımların ya da işte eksik kullanımların ya da diyelim yanlış doğru bir ifade olmadı belki. Eksik kullanımların, hatalı kullanımların biraz ayıklanması gerekiyor diye bitireyim. Yani tam cevap oldu mu sizin sorunuza bilmiyorum ama bu şekilde ifade edebiliriz herhalde. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün geldiğiniz ve bizimle getto, hiper getto ve kentsel dışlama üzerine bilgilerinizi, deneyimlerinizi paylaştığınız için. Sizin eklemek istediğiniz, eksik kaldığını düşündüğünüz bir şey varsa son sözü vereyim size. Yok çok teşekkürler. Sağ olun çağırdığınız için beni de ama genç araştırmacılar için ben şunu biz yaşlı olduğumuz için değil de daha yeni akademik şeylerine başlayan evet. arkadaşlarımız için şunu ben önermek isterim. Görsel kültürü bu konuda daha çok çalışmaları yani görsel kültür günümüzde çok öne çıkmış bir alan. Yani televizyon dizileri, sinema ve bu alanlar üzerinden bu problemleri daha çok deşmiyor. Çünkü insanların zihin haritalarının, şemalarının oluşmasında bayağı etkili oluyor. Doğru söylüyorsun. Bu alanı aydınlatmak bence meseleleri bakışımızda ciddi bir katkı sunma potansiyeli taşıyor. Yani bu özellikle görsel sosyoloji, görsel antropoloji alanlarına bu konular özelinde girmek, bütün o zengin evleri, yoksul mahalleleri falan şeyi de bizde hala daha egemen bir form. Ara formları pek nedense göremiyoruz. Ve bunun niçin bu kadar ilgi çekici olduğu, insanların hala niçin bunları bu kadar talepkar olduğu, bunları satın almada imaj olarak, temsil olarak. Genç araştırmacılar bu konulara girerse bu konulardaki bilgimiz daha da artar diye düşünüyorum. Bunu da bir temenni olarak ifade edip teşekkür edeyim. Siz The Wire deyince benim de aklıma şu an Türkiye'de, hatta galiba ikinci sezonu başlayacak olan Çukur dizisi geldi. Muhtemelen henüz izleyemedim maalesef ama duyuyorum metini. Yani bir The Wire değil belki tam olarak ama herhalde. Orada da gene içine zor girilen ama dışında da doğru çıkılamayan bir mahallenin üzerinden kurulmuş bir alt topluluk sisteminin nasıl çalıştığını ama tabii bunun içerisinde kriminalitenin de yüksek olduğu bir sistemi aslında anlatıyor. Dediğiniz şeye belki bir örnek olabilir diye çok eklemek istedim. Çok merak ettim, tamam. Alayım istemi hocam, sağ olun. Tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ederken gelecek hafta ile ilgili de
Hemen duyurumu yapayım. 25 Şubat Pazartesi günü Solar Decathlon üzerine sohbet edeceğiz. Riyard Team Bosporus ekibinden 3 arkadaşımız bize katılacak ve kendileri Afrika'da 2019 senesinde Fas'ta düzenlenecek olan bu Solar Decathlon'da Türkiye'yi temsil edecekler. Türkiye'yi temsil edecek olan bu ekibin sürdürülebilirlikle ilgili yaptığı gelişmeleri, Türkiye'yi nasıl temsil edeceklerini kendilerinden dinleyeceğiz. Ben daha önce kendilerini bir dersimde dinleme fırsatı edindim. Dolayısıyla sizlerle de paylaşmak çok istedim. Onlar da beni kırmadılar, sağ olsunlar, davetimizi kabul ettiler. Gelecek hafta hep birlikte Türkiye'yi temsil edecek olan Riyard Team Bosporus ekibinin sürdürülebilirlikle ilgili yeni neler yaptıklarını, Türkiye'yi Fas'ta nasıl temsil edeceklerini dinleyeceğiz. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.